rahlul ubdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Amma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyni Allah. Femen kâne fî kalbihi gayrullah fekhasmuhu fiddâreyni Allah. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mübin. Muhammedur Resulullah sadikul va'dil emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde Allah'a ibadetten, Allah'a itaattan uzaklaştıkça Allah yolunda gayretimizi kestikçe, mücadelemizi bıraktıkça rahmet-i ilahiyeden uzak düştüğümüzü anlatmaya çalışmıştım. Bugün de Allah-u Teala'nın rahmetine, merhametine, yardımına, inayetine hangi hallerde ve hangi şartlarda nail olunabileceğini ayet ve hadis-i şeriflerle izaha çalışacağım. Allah-u Teala'nın yardımı ne zaman tecelli ediyor? Nasıl geliyor? Hangi şartlarda geliyor? Hangi şekillerde geliyor? Bunları bilmemiz lazım ki meydana gelen hadiseler karşısında şaşırıp kalmayalım. Bu hususu ifade eden Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vardır. Ve bu ayetleri de tefsir eden hadiseler, İslam tarihindeki bazı vakalar vardır. Onları arz edip içinden hissemizi almak, içinden bize düşen manaları çıkarmak durumunda olacağız. Mutlaka Kur'an-ı Mübin, geçmiş ümmetlere, geçmiş kavimlere ait bazı kıssaları, bazı hikayeleri, bazı maceraları, bazı hadiseleri anlatıyor, oradan kendimize bir pay, bir hisse almamızı istiyor. Yoksa boşuna haşa anlatmaz ve haber vermez. Bakın şimdi, İslam tarihinde bahusus Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvveti, peygamberliği esnasında öyle mücadeleler, öyle harpler, savaşlar ortaya konmuştur ki bunların her bir satırında Müslümanlar için dehşetli ibretler vardır. Bu hususta bakınız, asr-ı saadette mühim bir yer tutmuş bulunan ve adeta kıyamete kadar gelecek olan müminlere ibret, ders, hikmet verecek olan Hendek Savaşı, Hendek Gazvesi, Hendek Muharebesi ile alakalı küçük bir bölümü anlatıp hemen derse geçeceğim. Biliyorsunuz Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Allah Resulü ve Eshab-ı Kiram hicret buyurduktan sonra Mekke'deki müşrikler, puta tapanlar bütün güçleriyle Medine'de yerleşen Müslümanları ve hızla yayılmaya başlayan İslamiyeti kökünden kurutmak istediler. Ortadan kaldırmak istediler. Aman İslam yayılmasın, çoğalmasın, duyulmasın, ehli küfrün menfaatleri, ehli küfrün bütün yeryüzündeki hakimiyetleri, menfaatleri ortadan kalkacak, bize yeryüzünde hayat kalmayacak diye endişeye kapıldılar. Bunları biliyoruz. Tıpkı bugünkü gibi, şimdi dünya üzerinde her tarafta Müslümanlar görünmeye başladılar, duyulmaya, işitilmeye başladılar. Akıllara durgunluk veren bir hızla dünya üzerinde İslamiyet yayılıyor. Düşünün ki İslam'ın en büyük düşmanlığını, İslam'a Orta Doğu'da en büyük suikastı, tefrikayı, düşmanlığı yapmış bulunan İngiltere'de 2 senede Müslüman olanların sayısı 2 milyonu geçti. Elimizde vesikalar var. 2 milyon Müslüman. Amerika'da Müslüman olanların sayısını bir günün dakikalarına bölmüşler. Bir günün dakikalarına
dakika başına bir Müslüman isabet ediyor. Hızla bir yayılma var. İslam'da büyük bir yayılma var. Japonya'da akıllara durgunluk verecek şekilde hızlı bir İslam hareketi var. Yayılıyoruz. Bu durumda en çok rahatsız olanlar Yahudilerdir. Yeryüzünün para sistemine, ekonomik sistemlerine, üretim kaynaklarına, faiz yataklarına, ticaret kervanlarına en büyük ölçüde hakimiyet sağlamış bulunan Yahudiler, bugünkü İslamiyet'in hareketlenmesinden, yayılmasından vallahi korkunç bir korkuya düşmüşlerdir. Dünyayı, bahusus İslam dünyasını kaynatıyorlar, karıştırıyorlar, boğuşturuyorlar, vuruşturuyorlar. İşte şimdi İran'la Irak'ın çarpışma noktasına gelmesi, Amerika'nın tavrı, Rusya'nın istila ve işgalleri, Doğu'da, Batı'da, Orta Doğu'da korkunç hareketlerin planlanmasının hepsinin temelinde, mayasında, esasında, diplomasisinde, kaynağında korkunç bir bu bahsettiğim korku yatıyor. Müslümanlar toplanmadan, birleşmeden, birlik olmadan, dünya İslam hareketi kurulmadan hepsinin kökünü kazıyalım diyorlar. Çabuk, ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar. Tıpkı Allah Resulü'nün devresinde asr-ı saadette olduğu için misali arz edeceğim, göreceksiniz. Medine'deki İslam hareketini kökünden yok etmek için Mekkeli müşrikler çeşitli yollar arıyorlardı. Çeşitli ittifaklar kurdular, çalıştılar. Medine-i Münevvere'nin etrafında bulunan ne kadar Yahudi kabileleri varsa, Medine'de çok Yahudi vardı. Hayber Yahudilerin elindeydi. Gatafan kabilesi, Beni Kureyza kabilesi, Beni Nadir kabilesi. Korkunç Yahudi kabileleri vardı. Oranın ticaretine, hurmalıklarına, parasına, imkanına, ticaret kafilelerine hakim Yahudiler vardı. Hepsi toplandı, birleşti, ittifak haline geldiler ve Kureyş'in İleri gelenleriyle temasa geçtiler. Biz dediler ehli kitabız ama biz Hazreti Musa'ya inanırız ama biz sizinle beraberiz. Muhammed'in getirdiği dini, imanı, inancı ve kendisini ortadan kaldırmak için sizlerle puta tapanlara beraber oluruz dediler. Bunu Kur'an-ı Kerim çok acayip haber veriyor. Birlik, ittifak sağladılar. İslam'ın bütün düşmanları birleştiler o zaman. Başta Yahudiler, putperestlerle, ehli kitap oldukları halde putlara tapan Kureyşileri, Mekke'deki putperestler hepsiyle birleştiler, sarmaş dolaş oldular. Ahit imzaladılar. Ne korkunç bir hadise. Menfaatleri ellerinden gitmesin diye. Bakınız bunu Kur'an-ı Mübin şu ayet-i kerimeyle haber veriyor. Estaizu billah. İz ca'ukum min fevkikum. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ Hani Habibim Muhammed Mustafa'm, hatırlayın, hatırlayın, düşünün, unutmayın şeklinde ayet tecelli ediyor. Hatırlayın ki hani sizin aleyhinize toplanmışlar ve gelmişlerdi. مِنْ فَوْكِكُمْ Medine'nin şart cihetinden, üst tarafından Katafan kabilesi Yahudileri hepsi sizi İslam'ı ortadan kaldırmak için sizin aleyhinize toplanmış ve gelmişlerdi. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ Sizin altınızdan yani Kureyş kabilesi de Medine'nin garp batı tarafından alt tarafından gelmişlerdi. Bütün müşrikler, Yahudiler hepsi sizin aleyhinize ittifak etmişlerdi. اِذْ جَاءُوكُمْ Bu maksatla gelmişlerdi. Buhari-i Şerif'in tespitine göre o kadar asker toplamışlar, kabilelerden, Kureyş etraftan, Yahudilerden o kadar asker toplamışlar ki 24 bin silahlı asker meydana getirmişler. Medine'yi kökünden kazımak için. İslam'ı. Görülmemiş o zamana kadar böyle bir ordu. Çöl üzerinde, Hicaz üzerinde. Bu hadiseyi hatırlayın diyor Rabbül Alemin. Evet. وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ O zaman siz öyle bir dehşet karşısında kalmıştınız ki gözleriniz böyle, gözleriniz de hadisenin dehşetinden,
bu müşrikler, kafirler ordusunun silahlarından, adetlerinden, mühimmatından, heybetinden, hareketinden içinize öyle bir korku gelmişti ki o korkunun dehşetinden gözleriniz dışarıya fırlamıştı. Ayet. وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ Basarlarınız, gözleriniz kaymış, dışarıya fırlamış, gözleriniz fal taşı gibi açılmıştı. Allah-u Teala o günkü hali anlatıyor. Bugün de olabilir. Bugün Müslümanlar, İslam dünyasını içinden ve dışından kuşatmaya çalışan, doğunun ve batının askeri güçleri karşısında akılları hayrette kalıyor. Nasıl çarpışılır, nasıl harp edilir, nasıl olur, nasıl olur diye gözleri, gerçekleri göremiyor ve وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ Gözler kayıyor, uzaklaşıyor ve bütün dehşetiyle etrafa heybetle bakıyorlar. Bugün de mümkün, gelecekte de mümkün. Daha bitmedi. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ Kalpleriniz o aleyhinize birleşen kafirlerin askerinden, ordusundan, silahından, mühimmatından, kesretinden dolayı İçinize düşen korkudan kalpleriniz çarpıyor çarpıyor, adeta canınız ağzınıza gelmiş bulunuyordu. Ve belagatil kulubul hanacire, hançere, gırtlak, canınız gırtlağınıza geliyordu. O dehşet karşısında nefesiniz kesiliyordu, nefes alamayacak hale geliyordunuz. Yürekleriniz daralıyordu, ayete bak. Yüreğiniz daralıyordu, kalbiniz ağzınıza gelmişti. Gırtlağınıza dayanmıştı. Müthiş bir hareket karşısında bu kadar korkuya ve dehşete düşmüştünüz. Olabilir. Bakınız daha var ayetin devamı. وَتَزُنُّونَ بِاللّٰهِ الزُّنُونَ Allah-u Teala'ya karşı çeşitli çeşitli türlü türlü zanlara ve ihtimallere kapılmıştınız. Acaba Allah bizi imha mı etmek istiyor demiştiniz. Acaba Allah yalan mı söylüyor demiştiniz. Acaba ne olacak diyordunuz. Acaba Allah verdiği sözü tutacak mı diyordunuz. Yoksa mahrum olacağız, ne hale geleceğiz diye Allah hakkında türlü türlü zanlara düşmüştünüz. Şu hale bakın. Müminlerin başına neler gelmiştir. Neler olmuştur. Hadiseyi Kur'an haber verdi. Evet. Şimdi geldiler. Onlar gelmeden Resulullah'a bu korkunç ittifak ve askeri harekat haber verildi. Efendimiz haberi aldı, derhal tedbir düşündü, tertibat aldı. Yanına ashab-ı kiramın büyüklerini almak suretiyle Medine-i Münevvere'yi savunmak, müdafaa etmek için tedbir almak üzere şehrin kenarına çıktılar. Bir meşveret yaptılar. Ne yapalım? Bu korkunç ordu karşısında, ittifak karşısında Medine-i Münevvere'yi nasıl koruyalım, nasıl savunalım? Bakın, ne ibretler var. Herkes fikrini sürdü, anlattı. Herkes düşüncesini arz etti. Uzatmayacağım bunları. En sonunda Selman-ı Farisi İran'dan çıkıp Medine-i Münevvere'ye gelen ve Müslüman olan Selman ismindeki mukaddes ve mübarek sahabi bir teklif ortaya koydu. Ya Resulallah, dışarıdan böyle karşı koyulmaz bir ordu geldiği zaman, işgal etmeye, istila etmeye geldiği zaman, bizim İran'da, Pers İmparatorluğunda ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, şöyle bir metot, şöyle bir usul kullanırlar, şehrin etrafına bir atlı adamın sıçrayıp geçemeyeceği kadar genişlikte hendek kazarlar, böylece şehri müdafaa ederler. İsterseniz bu kafirlerin adetlerini alalım, tatbik edelim dedi. Oy birliğiyle Selman-ı Farisi'nin görüşü kabul edildi ve derhal hendek kazmaya başladılar. Ne ibret. Demek ki İslam'ın müdafasına, İslam dininin müdafasına, korunmasına, yayılmasına çalışılan bütün vasıtalar kafirlerin elinde de olsa Müslüman onu rahatlıkla kullanabilir. Kaynağı mühim değil. Yeter ki İslam'ın lehine, İslam'ın faydasına, İslam'ın menfaatine yarayışlı olsun. Vasıtanın kaynağına bakılmaz,
neye hizmet ettiğine ve hizmetin önemine ve İslam'a yarayışına bakın. Burada bu ibret var. Resul-i Zişanımız 40 arşın ölçtü. 40 arşın, bir arşın 70-75 santim civarında. 40 arşınlık yerleri böyle 40 arşına, 40 arşına böldü. Her bir 40 arşınlık yere 10 tane sahabiyi verdi. Siz burayı kazacaksınız buyurdu. Kendisi de tıpkı bir inşaat amelesi gibi, temel kazan, hafriyat yapan bir amele gibi Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam da aynen ameleler gibi çalıştı. Aynen. Hendek kazıyorlar. Yoksa İslam'ı müdafaa etmeselerdi mümkün müydü? Onun bekası, devamı mümkün müydü? Resul-i Zişanımız Selman-ı Farisi yemin ederek diyor ki, vallahi Resulullah'ı görüyordum, kazmayla kazıyor, mübarek eteğine doldurduğu toprakları götürüp dışarıya atıyordu diyor. Toprak çekiyor Resulullah. Gayesi İslam'ı müdafaa etmek, Medine'yi müdafaa etmek. Bizzat müdafaya girişmeden kabil değil zaten, davanın devamı mümkün değil. Efendim ne lüzum vardı, Allah Resulü Medine'den çıkmasaydı da mescidin mihrabından mübarek yüzünü cemaate çevirip de ya Rabbi üzerimize gelen düşmanları kahru perişan eyle diye dua etseydi duası kabul olunmaz mıydı? Olurdu. Fakat Allah'ın nizamında ve kanununda mücadele etmek vardı, müdafaa etmek vardı. Resulullah her bir Müslüman yapabileceği yolu tercih etti. Bizzat kazmayla, kürekle mücadele yolunu seçti. Mücadele etmeden dua etmek neticeye götürmezdi Müslümanları. Görüyor musun? Düşman sabahlara kadar çalışsın. Sabahlara kadar tertibat alsın, Müslümanların aleyhine birleşsin, toplaşsın. Gayret parasıyla, malıyla, canıyla, topuyla, tüfeğiyle çalışsın, çalışsın. Siz Müslümanlar mücadele etmeyin. Allah belalarını verir. Allah kahret, Allah kahretsin. Ya Rabbi üzerimize gönderme diye. Mücadele etmeden dua ederseniz vallahi sünnetin dışında kalırsınız. Yanlış yaparsınız. Ve Allah'ın rahmetini bulamazsınız zaten. Mümkün değil. Tarih-i İslam'da görülmüş şey değil. Öyle çalışmadan, çırpınmadan, can boğaza gelmeden mücadelenin bütün imkanlarını kullanıp da her şey bitip tükenir bir noktaya gelmeden el açıp da yetiş ya Rabbi diyemesin. Ancak o noktada Allah'ın yardımına gir. Şimdi biraz sonra göreceğiz bakın Allah aşkına. Zaman da hızla ilerliyor. Evet. Hendek kazıldı. Fakat o günün şartlarını düşünün. O günün imkanlarını hendek kazıldı. Koca bir araziyi Medine-i Münevvere'nin Mekke'den gelen işgal ve istila ordularına karşı büyük bir araziyi en yaman bir Arap atının, küheylan bir atın sıçrayıp da karşıya geçemeyeceği genişlikte ve derinlikte bir çukur kazılacak. Kolay mı bu? Ne bir motor var ne. Ancak insan gücüyle ve insan kuvvetiyle bu yapılacak. Kazdı sahabe-i kiram. Gece demediler, gündüz demediler. Müthiş bir enerjiyle çalıştılar. Allah'ın Resulü başlarında çalışıyorlardı. Bir an geldi, yiyecek namına bir çöp kalmadı. Yiyecek bir arpa tanesi bulamadılar. Bir hurma kırığı bulamadılar. Peş peşe 3 gün devamlı açlık içinde kazmaya devam ettiler. Çöp yok. Tarihte yazıyor bunlar. Ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhi ecmain öyle aç kaldılar ki mideleri, karınları ön taraftan sarkacak hale geldi. Karnımız, midemiz sarkmasın, dökülmesin diye kuşaklarının altına birer tane taş bağladılar. Taş böyle karınlara sımsıkı bağladılar. Eğildikleri zaman dökülmesin, boşluk olmasın. Birkaç zaman da öyle çalıştılar. O taş karınlarında yavaş yavaş yara açmaya başladı. İltihap yapmaya başladı. Çaresiz kaldılar. Allah Resulüne müracaat ettiler. Ya Resulallah, günlerdir açlık içindeyiz. Çaresiz kaldık, karnımıza taş bağladık. Şimdi bizi rahatsız ediyor. Ne emir-i ferman buyurursunuz? Perişanız, nefes alacak dermanımız kalmadı. Ve kuşaklarını çözdüler.
hepsinin kuşağından birer tane taş düştü yere. Allah'ın Resulü öyle ağladılar, öyle ağladılar ki, mübarek sakalından öyle yaşlar döküldü ki, o da hemen ashabın önünde mübarek eline doladığı kuşağı çözdü, onun kuşağından üç tane taş parçası düştü. O da açlık içerisindeydi. Açın okuyun kitaplarda göreceksiniz. Ve buyurdular ki, aynen şöyle buyuruyorlar. Ashab-ı kiramın aç kaldık ya Resulallah. Yiyecek bir şey kalmadı. İşte bak kuşaklarımızdan dökülen taşlar bunu ispat ediyor deyince Allah'ın Resulü de anlattığım şekilde sizin bir günlük açlığınıza karşılık üç gün aç kalmazsa bu peygamber rahmeten lil alemin olamaz buyurdular. O da üç gün üç taş bağlamak suretiyle devam ediyorlar. Resul-i Zişanımız dua buyurdular, tedarik yaptılar, bir ölçüde açlığı kaldırdılar ama Medine'nin tamamında kıtlık var. Harp halindesiniz, çöp ambargo, bütün etraf ambargo koymuş. Ambargo, gıda ambargosu, ekonomik ambargo, yolları tutmuşlar, hiçbir şey gelmiyor. Gök tam takır, yer tam takır. Müslümanlar böyle sıkışmalıdır önce. Böyle müthiş Allah'ın inayetine doğru akın akın gitmelidir önce. Senin şimdi ambarların dolu, dükkanların dolu, kasan dolu, kesen dolu, her imkanın var. Ya Rabbi yardım et, çok gelecek. Tüket bakalım varlığını yolda. Tüket. Rastgele olur mu? Biraz sonra nasıl yardım geldiğini göreceğiz. Biraz daha kazıya devam ettiler. Kazı devam ediyor, hafriyat devam ediyor. Selman-ı Farisi'nin postasında kazdıkları çukurda hendekte öyle bir kaya meydana geldi ki Selman-ı Farisi çok güzel kazıyordu, tecrübesi vardı. Evvelce onların adetiydi zaten. Bembeyaz çelik gibi bir kaya parçası çıktı. Selman-ı Farisi bütün beşeri gücünü kullandı. O kaya parçasından bir parça koparamadı. Elindeki o külünk denilen külünk namındaki demir topuzu kırıldı, balyozu kırıldı, kazma kırıldı, kürek kırıldı. Mümkün değil. Gelip dediler ki ya Resulallah bizim kazdığımız yerde bir taş çıktı. İmkan, ihtimal yok, benden daha tecrübelisi yok, kırılmıyor. Emrederseniz ölçüyü saptıralım, başka yerden kazalım dediler. Bana gösterin bakayım o kayayı buyurdular Resulullah. Ve kendi eline aldığı, mübarek ellerine aldığı balyozla bir vuruşta taş hafif parçalandı. Öyle bir ışık, öyle bir ziya, öyle bir şua, ışın yayıldı ki bütün araziyi aydınlattı. Efendimiz teressüm buyurdular. İkinci vuruşta gövdeyi parçaladı. Yine bir şua, ışın neşretti. Kıvılcım etrafa yayıldı. Resulullah teressüm buyurdular. Üçüncü vuruşta tuz buz oldu. Yine bir ışık parlama meydana geldi. Resul-i Zişan yine tebessüm buyurdular. Selman-ı Farisi sordu. Ya Resulallah neydi bunun hikmeti? Vallahi Cebrail aleyhisselam geldi. Bu parçalanmadan hasıl olan ziyanın ışığın altında bütün İran mülkünün, Kisra'nın, bütün memleketlerinin ümmetinin eline geçeceğini söyledi. Çukurda oluyor bu, hendekte oluyor. Hele mücadeleye girişin bakalım. Allah maveradan neler gösterecektir? Mücadele olmasa hikmet olmaz. Otur oturduğu yere ver Allah'ım Allah'ım. Yok böyle bir şey. İkinci defasında Cibril-i Emin geldi bana haber verdi gösterdi. Vallahi Kayser'in Rum İmparatorluğu'nun bütün arazisi ümmetimin eline geçeceğini gördüm. İkinci. Üçüncü defasında yine bana gösterildi. Yemen'in Sana ülkesini, bütün Yemen arazisinin tamamı ümmetimin eline geçeceğini vallahi gördüm buyuruyorlar. Şu hadiselere bakın. Bir tarafta zerre yok yemeğe. Başlarını kaldırıp etrafa bakamıyorlar. Ama öbür taraftan Kisra'ların, Kayser'lerin, Sana'nın, dünya üzerinde haritanın, İslam'ın eline geçeceğini haber veriyorlar. Ordunun içerisine karışmış bulunan bir takım münafıklar kahkahayla güldüler. Yahu dediler haşa sümme haşa. Bu Muhammed ne cambaz adam yahu. Şurada yiyecek bir lokmamız yok. Küçük Medine şehrini
müdafaa etmek için canımız çıkıyor, hendek kazıyoruz. O Rum ülkesinden, Fars ülkesinin fethinden bahsediyor. Bu ne biçim şey yahu dediler. Herifler inanmamışlar, kafir herifler. Münafık. Ne ibretli şeyler bunlar. Nihayet hendek bitti aziz müminler. Uzatmayın, çok bitmez bu hadise. Hendek bitti, Allah'ın Resulü 3000 kadar asker toparlıyor. 3000, başka yok. Karşı tarafta 24.000 kişi. Bazı rivayetlerde 10.000. 10.000'den aşağı kimse yok. Kafirler ordusu Bukhari-i Şerif'in şerhlerinde 24.000 kişidir diyor. Ahzab ordusu. Ahzab, Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir sure de var. Suretül Ahzab. Ahzab demek hizipler, gruplar, Yahudiler, kabileler, herkes İslam'ın aleyhine toplanan kafir gruplar. Suretül Ahzab. Ve bu kadar çoğunlukla gelmişler. Develer, erzaklar, ocaklar, ordugahını kurmuşlar karşı tarafa. Gelir gelmez bir de baktılar ki Allah Allah, öyle bir hendek kazılmış ki karşı tarafa geçmek imkansız. Bu ne biçim şey? İlk defa görüyorlar hayatta. Araplar böyle şey bilmezler çünkü. Şaşırıp kaldılar. Bir müddet şaşkın beklediler. Ama tabii ordugahı kurdular, ocakları, develeri kesip et yiyorlar. Karşı taraftan öyle et kokuları gelir, sahabenin içi çekiliyor. Onlar çöp bulamıyorlar. Fukara, hiçbir şey yok. Mücadele devam etti. Karşılıklı sataşmalar vesaire ama karşıya geçemiyorlar. Ancak sapan taşıyla taş atıyorlar. Sapan taşlarıyla ok atıyorlar. Nemle, fakat karşıya geçemiyorlar. Arapların arasında bütün Arabistan Yarımadası'na şöhreti yayılmış, ünü, ünvanı yayılmış kafir bir kahraman, bir pehlivan vardı. Adına Amr bin Abdülhüt diyorlardı. Amr bin Abdülhüt, ne korkunç kafir ya Rabbi. Bütün Araplar bu Amr ismindeki, Abdülhüt adındaki bu adamı 1000 tane pehlivanın yerine koyuyorlar. 1000 pehlivan yerine sayıyorlar. Bir tek adamı. Tek bir adam 1000 pehlivan yerine sayılıyor. O da gelmiş harbe. Üstelik Bedir Harbi'nde yara almış, kafası yaralanmış ve yemin etmiş putuna, Müslümanlardan intikam alıncaya kadar başıma zerre kadar koku sürmeyeceğim de yemin etmişti. İntikam almak için gelmiş. Yaşlı, pehlivan, tecrübeli kafir ne yaptı, ne etti, nasıl, nereden sıçradıysa bir sıçrayışta havadan uçtu, Efendimiz'in tarafına geçti. Hendeyi geçti. Korkunç bir hadise. Ve Müslümanlara bir panik meydana gelecek bir hal aldı. Atı kişniyor. Mevsim, kış, soğuk. Medine çok soğuk o zaman. Atın burnundan buharlar fışkırıyor bir lokomotif gibi. Sıçrıyor, koşuyor, kişniyor ve karşıdan bağırıyor. Ey Müslümanlar! İçinizde birinci nara atışında bağırmazsa kimse çıkamadı. Ses soluk yok. 1000 pehlivana bedeldi adam. Tarihlerin tespitini söylüyor. İkinci defa aranızda hiç ölülerden kimse yok mu? Adam yok mu içinizde? Adam yok mu? Diye bağırıyor. Yine ses çıkmadı. Hazreti Ali'l Murtaza sokuldu Efendimiz'e. Ben çıkayım ya Resulallah. Ben çıkayım. İsaade çekin. Efendimiz otur ya Ali. Bu bağıran, bu kafir Amr'dır. Sen bilmiyor musun Amr'ı buyurdular. Sus. Üçüncü defa atıyla tepindi, eşindi, bağırdı. Yok bu adam. Müslümanların üzerine ölü toprağını saçıldı. Deyince Ali'l Murtaza duramadı. Ya Resulallah bana müsaade et. Ben çıkmak istiyorum buyurdu. Amr olsa çıkacağım. Kim olsa çıkacağım. Hakikatlerimize dokunamazlar. Efendimiz çaresiz kaldı. Hazreti Ali radıyallahu teala öz amcasının oğlu kendi üzerine giydiği zırhı çıkardı, Hazreti Ali'ye giydirdi. Hazırlıyor onu, hazırlıyor cenge. Görüyor musunuz? Hazırlık yapmak lazım. Çatallı Zülfikar ismindeki kılıcını aldı. Al ya Ali, sana teslim ediyorum buyurdu. Çık! Arkasından hüngür hüngür ağlayarak şu duayı yaptı. Dua ediyor. Ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, amcamın biri Ubeyde, Bedir Harbi'nde şehit oldu.
Amcamın bir diğeri Hamza Uhud'da şehit oldu. Elimde ve yanımda sadece amcamın oğlu Ali kaldı. Onu bana bağışla ya Rabbi diyordu. Ali karşıladı. Amr bin Abdülvüd'ün karşısına çıktı. Dev gibi kafir. Ali genç, soy, delikanlı böyle. Küçücük görünüyor. Karşıdan bağırdı. Kim? Benim karşıma gelen kim? Kimsin? Deyince Ebu Talib'in oğlu Ali'yim. Bir küfret yazdı. Bir feryat etti. Ben seni tanımam dedi Amr. Ama baban Ebu Talib'i tanırım. İyi, mühim bir adamdı. Ey Ali, gelip de burnuma giren bir sinek olma, yazık sana dedi. Burnumu karıştırıyorsun. Kılıcımın sana isabet etmesini istemiyorum, çekil. Sen kimsin? Hakaret ediyor. Hazreti Ali, hayır dedi. Bırak sataşmayı. Ben seninle dövüşmeye geldim. Allah için kelleni koparmaya geldim. Karışma. Amr kızıştı, iyice kızıştı. Bu sefer mücadele noktasına geldiler. Hazreti Ali dedi ki, ey Amr, senin bir adetin vardı. Seninle kapışmaya başlamadan önce karşındaki hasmın üç teklif getirir ve sen bu üç teklifi dinlerdin. Sana üç teklif getiriyorum dedi Ali. Birincisi, gel kibir etme, inat etme, gel İslam ol, Müslüman ol buyurdu. Amr karşıdan, hayır buna imkan yok dedi. Müslüman olmam. Öyleyse ey Amr, ikinci teklifim var. Harp meydanından çekil, sen geri git, kapışma bu şart, bu işe girme dedi. Ali sen ne demek istiyorsun dedi Amr. Kadınların benimle alay etmesine çıldırırım dedi. Geri çekilir miyim ben? Öyleyse hamle ya kafir, hazırlan ve hamlene başla dedi Hazreti Ali. Hamleye hazır ol. Fakat sen atın üzerindesin, ben yayayım. Bu erkekle yakışmaz, pehlivanlık böyle olmaz dedi. İn atından. Amr atından indi, bir kılıç savurarak atın dört ayağını birden kesti. At çöktü yere olduğu gibi. Bir dehşet uyandırmak için bir kılıçla atın dört ayağını birden kesti. Ne korkunç bir kullanma kılıç, kılıç kullanma hali. Görünmüş şey değil. At böyle bir bina gibi çöktü kaldı oraya. Ve bir dehşetle Ali'nin üzerine hücum etti, hamle etti. Öyle bir kılıç salladı ki 25 kat deve derisinden yapılan kalkanı Hazreti Ali'nin elinde, Amr'ın kılıcı kalkana isabet etti. 25 kat deve derisini kesti, kalkanı parçaladı, Ali'nin yüzünden hafif kan akmaya başladı. Ne korkunç bir hamle. Fakat Ali hamleyi savmıştı, sıra Hazreti Ali'ye gelmişti. Hamle ve hücum sırası Ali'nindi şimdi. Herkes gözleri fırlamış dışarıya, sahneyi seyretmeye koyulmuştu. Belki arşın altında bu kadar korkunç bir kavga görülmemişti. Allah adınaydı, İslam adınaydı, Muhammed Mustafa adınaydı. Bu ne sahneydi? Arşın bütün melekleri seyrediyordu. Ferşin bütün hakikatleri seyrediyordu. Bütün melaike-i kiram, ya Rabbi sahneyi seyretmek istiyoruz diye feryat ediyorlardı. Ali radıyallahu teala an bir sıçrayışta, raviler, rivayet edenler şunu anlatıyorlar. Öyle bir sıçradı ki Hazreti Ali, sanki Ali yerde değil de gökten geliyor gibiydi. Aşağıya inerken bir zülfikarı çaldığı gibi kellesini ayağının üzerine düşürdü ve korkunç bir toz duman ortaya çıktı diyorlar. Amr'ın kellesi bir olmuş bir meyve gibi bir hamlede, bir kılıçla yukarıdan inerken aşağıya keserek kafasını ayaklarının dibine düşürdü Amr'ın ve tozdan dumandan kimse ne olduğunu göremedi. Fakat bir müddet sonra Hazreti Ali'nin Allahu Ekber işitince sevinmeye başladılar. Toz duman çekildi. Amr'ın kellesi yerdeydi. Sanki dört devenin boğazlanması ve akan sel gibi kan akıyor. Ali tekbir getirerek Allah'a hamd ediyordu. Bütün ashab-ı kiram ve Resul-i Zişan Efendimiz de tekbir getirdiler. Ve kızışma başladı karşıdan. O gün akşama kadar görülmemiş bir çarpışma meydana geldi. Ve Müslümanlar öyle sıkıldılar, başlarını kaldırıp da hendekten bakamıyorlardı.
Allah Resulü arşın altında o kadar daraldı, o kadar sıkıldı ki kafirlerin hücumundan, dehşetinden, okundan, taşından, sopasından o gün 4 vakit namazı kılamayıp ağladılar, hüngür hüngür ağladılar. 4 vakit namaz kılamaz, Resulullah namaz kılamaz. Mümkün değil. Şu hadiseyi görüyor musunuz? Nerede Allah'ın yardımı? Bakın şimdi, İslam'ı müdafaa etmek için bu çapta mücadeleye girmedikçe zafer yoktur. Rahmet yoktur. Allah-u Teala arşın altında, arzın üzerinde Müslümanların inandıkları dava yolunda her şeylerini böyle ortaya dökmelerini istiyor. O böyle istiyor. Cennetini buna mukabil vereceğini vaat ediyor. Öyle bir çarpışma, öyle bir dövüşme. Şimdi artık bitip tükendiler, namaz kılmaya mecalleri kalmadı. Çok çok perişanlık, ifade etmek mümkün değil. Tam bu esnada, bu hengamede harp uzamıştı. 1 ay kadar devam etti bu çarpışma. Karşıdan karşıya boğuşma bekliyor, o çıksın ben çıkayım vurayım. 1 ay muhasara devam ediyor, kuşatma. 1 ay devam ediyor. Bilhassa böyle arada bir hendek olduğu için, siper olduğu için tabii bir meydan savaşı gibi olamıyor. Bekle, bekle, bekle. Yiyecek bitmiş, her şey bitmiş, takat, derman bitmiş. 1 ay. Karşıdan kimse göz açtırmıyor. Nihayet Kur'an-ı Mübin'in haber verdiği gibi bir hadise meydana geldi. Bakınız. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, imanlarının uğruna canını, malını, varını, her şeyini feda etmek noktasına gelmiş Müslümanlar. İman kuru bir laftan ibaret değil tabii. İman onu müdafaa yolunda her şeyini verebilmeyi gerektiriyor. İnandım deyince Allah'ın ahdine, emanına sığınmış ve o davayı son damlasına kadar mücadeleyle muhafaza edeceğine yemin etmiş insan, mümin, inanmış adam. Ve ufak bir tehlike görünce sıvışıp kaçan mümin mi zannediyorsunuz? Ufak bir tehlikeyi görür görmez hemen tabana kuvvet köşeyi dönüyor kaybolup, bu ne Müslümanı bu? Buna inanmış demek mümkün değil tabii. Ve bizim mücadelemiz bugün, Müslümanlara hayret ediyorum. Şu hicret asrında, hicret, bakınız 15. hicret asrına yaklaşıyoruz. Alemi İslam ateş çemberin içinde kaldı, görüyorsunuz. Bütün İslam dünyası ateş çemberin içerisinde bugün. Müslüman Türkiye'miz anarşistlerin ellerindeki silahların ateşi arasında kahrolup gitmektedir. Afganistan Rus işgalinin ve ateşin içerisindedir. İran'ı duyuyorsunuz, Pakistan perişan, Suudi Arabistan'ın halini işittiniz, bütün alem-i İslam ateş çemberinin içerisinde kalmış bulunuyor. Hiç kimse emin olamaz, kimse huzurluyum, mesudum diyemez dünyada Müslüman olarak. İmkan yok. 15. hicret asrına yaklaşmak ne demek biliyor musun? Bir hicret şuuru, candan ayrılmak, maldan, evden, hanımdan, karıdan, kızdan, eşyadan ayrılabiliyor musun? Ayrılmak şuuru var mı sende? Eşyadan ayrılmak. Zevkinden, keyfinden, evindeki rahatından, sıcak döşeğinden ayrılabilir misin Müslüman? Hicret, hicret budur. Hicret asrına. E hocam biz de hicret ediyoruz, biz de evimizden çıkıyoruz, oturduğumuz yere çıkıp başka yere gidiyoruz. Geçen gün Latife kabilinden bir Müslüman kardeşimizi ziyarete gittim de bir baktım evinde bir hazırlık var. Eşyayı toplamış, bir takım hazırlıklar yapıyor. Hani bir yere bir göç var, bir hicret havası var evde. Allah Allah. Halılar toplanmış, sarılmış filan. Erzak toplanmış, eşya toplamış. Gidiyor maşallah. Dedim bir hicret mi var Allah namına? Nereye? Bir hicret havası görüyorum. Evet hocam dedi. Yazlığa taşınıyorum. Yazlığa, deniz kıyısına dedi. Bak hicret ediyor, görüyor musun? Müslümana bak. Ahmak oğlu ahmak. Böyle Müslümanlarla dava yükselir mi be? Yazlığa taşınıyor aptal. Yeryüzü Müslümanları ateş çemberinde kalmış, denizin havasını arıyor o. Hicret.
Bunlar Allah'ın azabına müstahak insanlardır bunlar. Bunlar ne cenneti bu? Bunlar ne alakası var cennette bunlar? Bakara Sure-i Şerifesinin 214. ayetini okuyun Allah aşkına. Bakın yine vebal bırakıyorum size. Vebal olarak söylüyorum. Bakara Suresinin 214. ayetini gidip okuyacaksınız. Bakalım neymiş cennete istihkak. Ve bugün bütün Müslümanların evine bu Bakara Suresinin 214. ayetini asmak lazım. Levha gibi en mühim ayet budur bu asırda. Öyle sırt üstü yatıp da efendim sıcak hazır, soğuk hazır, bir düğmeye bas efendim, klimatör cihazı, yazın serinlik, kışın sıcaklık, efendim evinde konfor, sıcak su akıyor, soğuk su akıyor, her meyve, her sebze, her ekmek, her yağ, her peynir bulunuyor. Oo, böyle bir alemde zevkini, keyfini, her türlü rahatlığını devam ettir, ölünce de doğru cennete git. Bu yok, bu İslam tarihinde yok. Yok, böyle bir şey görmedik, görülmüyor. Bakara suresinin 214. ayetini okuyacaksınız. Evet. Ve hicret, 15. hicret asrına gidiyoruz, yaklaşıyoruz. Nerede, hani hicret, hani bir hazırlığınız, bir potansiyel, bir canlanma, bir şuurlanma, bir ruhi hazırlık var mı? Ruhi hazırlık, evden, mülkten, sıcak döşekten, sıcak çorbadan ayrılabiliyor musunuz? Hicret. İşte ey müminler, tam bu esnada bakın şimdi. Hendek savaşının seyri bütün dehşetiyle devam ediyor. Başlarını kaldırıp bakamıyorlar sağa sola. O esnada şu ayet-i kerimeyle haber verilen bir tecelli, bir mucize zuhur ediyor. Ya eyyühellezine amenü zükürü ni'metallahi aleyküm. Tam bu hengamede, bu savaşta, bu korkunç boğuşmada ey müminler, üzerinize Allah'ın inzal ettiği, gönderdiği nimetullahı, Allah'ın nimetini hatırlayın. Ne göndermiş? İz câetkum cunudun feerselnâ aleyhim rihan ve cunuden lem terevha. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Subhanallah. Hani o kafir orduları, o müşrik askerler, o sayıca korkunç ordu toplaşıp da sizin üzerinize geldikleri ve sizi gırtlağınıza kadar sıkarcasına rahatsız ettikleri, dermanınız tükendiği, imkanınız kalmadığı, ağzınıza bir habbe alacak bir gıda maddenizin kalmadığı, mühimmatınızın tükendiği, hiçbir çarenizin kalmadığı noktada Allah'ın şu nimetini hatırlayın. Allah size فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا üzerinize bir rüzgar gönderdi. Bütün tarihi kitaplarda göreceksiniz. O esnada öyle bir rüzgar esti ki birdenbire bir kasırga haline dönüştü. O rüzgar tamamen karşı taraftaki kafirler ordusunun ordugahını, altını üstüne getirdi. Çadırlar çöktü, ocaklar söndü, develer uçuştu, eşya kaçıştı. Hiçbir toz, duman, kum, toprak bütün kafirlerin gözlerine doldu. Can haline düştüler. Öyle bir kaçış başladı. Bir anda savaş meydanında canlı saçıldı. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا Rih, rüzgar demektir Arapça. Bir rüzgar gönderdi, bir kasırga, bir süpürdü hepsini. Allah'ın yardımı yetişti, görüyor musun? Ama artık onların hiçbir çareleri kalmamış. Demek ki Allah'ın yardımı, Müslümanların hiçbir çarelerinin, dermanlarının, eşyaları, malları, mülkleri, imkanları, hiçbir mülkleri kalmaya, hepsini Allah'a verecekler, hiçbir şey kalmayacak, o zaman Allah'ın yardımı gelecek. Şimdi kendimize pay biçebiliriz. Kasanda milyonlarca para varken rahmet bekleme, vereceksin Allah yolunda. Elinde çeşit çeşit İslam'ı müdafaa için, her türlü vasıtan, param, pulun, mülkiyetin varken sen bunları kullanma, harcama. Ver Allah'ım, sen kahret Allah'ım, sen ver. Yok böyle bir şey. Bak, nereden geldiğini görüyorsunuz. Bir misal daha vereceğim şimdi. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا Rüzgar verdi Cenab-ı Hak.
ve cunuden bir takım ordular, askerler gönderdi. Lem terevha, hiçbirisini gözünüz görmüyordu. Gözlerinizin görmediği askerler, melekler, melekler, melekler. Ve darmadağın oldular ve kaçıp gittiler. Geride bıraktıkları hurmalar, erzaklar, yiyecekler, develer, koyunlar, keçiler hepsi Müslümanların eline ganimet malı olarak geçti ve Medine'deki bütün kıtlık ortadan kalktı. Kıtlık ortadan kalktı ya. Allah'ın lütfuna bak. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Allah can çekişir hale geldiğiniz sırada sizin neler çektiğinizi bilen ve ne hale geldiğinizi gören Allah'tır buyuruyor. O görecek. Bakınız, efendim bu yalnız Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına mahsustur. Yalnız o zaman tecelli etmiştir, daha olmaz. Kim söylüyor bunu? Kıyamete kadar Allah'ın yardımı bakidir. Her zaman olacaktır, yeter ki sen her şeyini ver ona. Gir mücadeleye. Bakınız bunu ispat için, geçenlerde Moskov'un, komünist Rus'un işgali altında bulunan Müslüman Afganistan'ın mücahitleriyle alakalı bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğim ve dinlemenizi rica edeceğim. Geçenlerde Türkiye'de onlardan 3 kişi, Afganlı mücahitlerden 3 kişi konferans verdiler. Belki okumuşsunuzdur, görmüşsünüz, dinlemişsiniz. 3 mücahit konferans verdi. Konferansta bizzat şunu anlatıyor, bakınız. Aynen okuyacağım buradan, aldığım şeyi. Aziz kardeşlerim diye başlamışlar konuşmaya ve devam etmişler. Şimdi size başımızdan geçen iki olayı anlatmak istiyorum. Bakın nasıl şu okuduğum ayetin tecellisi şimdi de gelecekte de oluyor olacak. Mümkün değil başka türlüsü. Bir keresinde Afganlı Müslüman mücahitlerden 100 ila 200 kadarımız komünistler tarafından sıkıştırıldık. İyice sıkıştırıldık. Onlardan kurtulmak için gerilerken, geriye geriye giderken dik bir dağın yamacına geldik. Bundan sonra kaçacak bir yer yoktu. Arkamız uçurumdan başka bir şey değildi. Orada Ruslar bizi çembere aldılar. Biz bir hafta dayandık. Bir hafta sonunda tek bir mermimiz ve tek bir lokma yiyeceğimiz kalmadı, tükendi ve bitti. Bu arada Rusların da mermileri ve yiyecekleri bitti. Ruslar birliklerinden, bölüklerinden telsizlerle yardım istediler. Onların bölükleri vardı, birlikleri, orduları vardı. Onlara uçaklarla havadan atılmak suretiyle paket paket yardım gelecekti. Bizim ne birliğimiz vardı, ne bölüğümüz vardı, ne sahibimiz vardı, ne telsizimiz vardı. Allah'tan başka kimse bizi bilmiyordu. Bakın. Biz ise taşların arasında kalmış çaresiz Müslümanlar olarak ellerimizi açıp Allah'ım biz senin rızan için savaşıyoruz. Ağzımızda senin ismin var. Bizi kertenkele gibi açlıktan şurada öldürmeyeceksin Allah'ım. Yardım et bize ya Rabbi dedik. Bir böcek gibi, bir kertenkele gibi taşların arasında ölmek istemiyor, Allah adına vuruşmak istiyorduk, yalvardık, yalvardık. Tek çaremiz ona yalvarmak kalmıştı. Her şeyimizi vermiştik. Tam o esnada kuvvetli bir rüzgar çıktı. Ruslara havadan gönderilen bütün yiyecekler, cephaneler hepsini bizim tarafımıza getirdi. Aynen hadise. Biz de bu sayede 800 Rus askerini esir aldık, kalanları öldürdük ve Allah'ın verdiği yardımla tam bir zafer elde ettik. Görüyor musunuz Allah'ın yardımını? Her asırda bu olabilir. Her mekanda bu olabilir. Yeter ki Müslüman her şeyini verebilsin onu yoluna. Tek nokta kalsın. Yine bir keresinde Rusların tanklarının saldırısına uğradık. Gerileyerek kendi menzillerimize geldik. Yalnız bu arada biz gerilerken Müslüman mücahit kardeşlerimizden birisi yaralanarak orada kaldı. Diğer bir mücahit kardeşimiz
onu orada bırakmamak için hemen geri döndü. Yalnız onlar gelinceye kadar Rus tankları onların etrafını sardılar. Hiçbir çare kalmamıştı. Kardeşlerimizi tankın altında ezeceklerdi. Biz yine Allah'a el açarak, ya Rabbi bizi ezdirme, bizi yok etme diye dua ettik. Bu sırada gayet açık olan hava birdenbire karardı. Nereden geldiği belli olmayan siyah bir duman ortalığı kapladı. Göz gözü görmez oldu. Böylece o kardeşlerimiz Rus tanklarının arasından hiç kimse görmeden bir şey olmadan geçip saflarımıza katıldılar. İşte Allah'ın yardımı alenen ve açıkça dünya çapında görülen hadiselerden birisidir. Yalnız asr-ı saadete mahsus değildir bunlar. Bugün biz ilahi yardıma, ilahi zafere nail olamıyorsak, şüphesiz ki bizim o yola, o davaya vereceğimiz, vermemiz gereken çok şeyi vermeyip beklediğimizin hasıl olmaktır. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu mevzu oldukça mühim. Daha bazı noktalar, insana hayret veren noktalar daha var. Allah'ın inayetiyle bunları da zaman zaman hicret asrımızın içindeyiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Fazla uzatmayayım. Haftaya buluşmak üzere inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi İslam'ın zaferini nasip eyle. Müslüman ve mümin kardeşlerimizi İslam'ın mücadelesine hazır eyle. Yardımını ve nusretini üzerimizden eksik etme ya Rabbi. Görünür görünmez her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, her türlü kafir düşmanların istila ve işgallerinden, hile ve tuzaklarından ümmeti İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi İslam'ın zaferini görmek nasip eyle ya Rabbi. Yeryüzünde yeniden İslam'ın hakim olmasını nasip eyle ya Rabbi. 15. hicret asrına çıkmadan bütün ehli küfrü İslam'ın karşısında mağlup ve mahkum eyle ya Rabbi. İslam'ın hükmüne mahkum eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, uzaktan yakından gelen genç ihtiyar bütün mümin kardeşlerimi, bu derslerimizi çeşitli vasıtalarla dinleyen bir cümle mümin kardeşlerimi cennet ve cemalinle tavfif eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.